bakan yardımcılarım, sayın milletvekillerim, sayın MKYK üyem, çok değerli basın mensuplarımız. Bugün Adana'mızda Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın 81 ilimizde düzenlediği Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Sayın Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat Bakanımızı Adana'mızda ağırlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Ben sizlerin huzurunda Sayın Bakanımıza ilimize teşriflerinden dolayı tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanım, Adana'mızın sanayi ve ticaret potansiyelini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunması ve bölgemizdeki girişimcilik ve ekonomik sisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Adana dinamik iş ortamı ve sunduğu fırsatlarla ülkemizin ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sayın Bakanımızın katılımı bu sürecin hızlanmasına vesile olacaktır. Bugün basın toplantımızdan sonra Adana'mızda çok çeşitli programlarımız olacak. İş insanlarımızla, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla ve AK Parti teşkilatlarımızla Sayın Bakanımız buluşacak ve bir dizi programlara vesile olacaktır. Aynı zamanda hepinizin malum olduğu gibi dün başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek olan Teknofest de Adana'mızda yer almaktadır. Sayın Bakanımıza Teknofest'e de gideceğiz. Bu da Adana'mız için çok büyük bir şans olarak görüyorum Teknofest'in olmasında. Bir milat olacaktır eminim Teknofest'imiz. Teknofest'imizin katkılarıyla gençlerimiz birçok ilki başarmaya devam ediyor. Teknofest, Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini sergileyen ve gençlerimizin teknolojik yeteneklerini geliştiren en önemli platformlardan birisi olarak görüyoruz. Kısmet olursa Cuma günü öğleden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'e teşrif edeceklerdir. İnşallah orada da sizlerle tekrar birlikte olmayı umut ediyorum. Ben Sayın Bakanımıza tekrar hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine veriyorum. Nasıl görüyorsunuz? Hayırlı sabahlar. AK Parti'mizin değerli il başkanı Ozan Gülaçlı Bey, kıymetli milletvekillerimiz, değerli MKYK üyelerimiz, kıymetli bakan yardımcılarım ve çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Sonbaharın bu Ekim ayına girdiğimiz ilk günlerinde AK Parti'mizin düzenlediği Türkiye Şehir Buluşmaları programları çerçevesinde Ticaret Bakanı ve ekibi olarak Adana'mızı bu sabahtan itibaren ziyaret ediyoruz. Değerli İl Başkanımızın ifade ettiği gibi çok yoğun bir programlarımız var. Öncelikle Türkiye'nin gururu olan ve Türkiye'deki ilk havacılık, savunma ve teknoloji fuarı, festivali olan Teknofest'in 10.sü 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda icra edilmeye başlandı. Geçen en son Teknofest'te 1 milyona yakın ziyaretçi gelmişti. Burada da sadece Adana'da değil, bütün Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da büyük bir heyecan dalgası ve gurur tablosuna vesile olacak Teknofest'in hayırlı başarılı olmasını diliyorum. Adana tabii ülkemizde en önde gelen vilayetlerimizden birisi. Nüfusuyla, tarım, sanayi, ticaretteki başarılarıyla Türkiye'nin yükünü en çok taşıyan vilayetlerimizin başlarında geliyor. O yüzden hükümetimiz olarak 81 vilayetimizin her birini aynı şekilde önem verdiğimiz ve yatırımlar yaptığımız gibi Adana için de gerçekten büyük bir önem veriyoruz.
ve yapılması gereken bütün hizmetleri, yatırımları gerçekleştiriyoruz. Burada şunu ifade etmek istiyorum ki basın toplantımın ilk bölümünde Adana ile alakalı konuşma yapacağım. İkinci bölümde Türkiye gündemi ile alakalı yorumlarım olacak. AK Parti hükümetleri döneminde 22 yılda Adana'mıza 240 milyar Türk lirası değerinde binlerce eserler kazandırıldı, binlerce projeler gerçekleştirildi. Altyapı, üst yapı, sağlıktan eğitime, enerjiden ticarete, ulaştırmadan kimyaya varıncaya kadar, sanayiye varıncaya kadar çok büyük hizmetler tamamlandı. Hiçbir zaman A partisi, B partisi ayrımı yapmadan Adana halkı da, Adana vilayetimiz de bu hizmetlerden alması gerekeni almıştır. Bundan sonra da alacaktır. Tabii Adana için büyük bir müjde olan konteyner limanı biliyorsunuz Adana'mızı ticaret ve dış ticaret alanında, ihracat alanında çok büyük katkı sağlayacaktır. Artık konteyner limanı Adana için hayırlı olsun. Yine kimya organize sanayi bölgesinin yasal mevzuat işlemleri tamamlandı. 30 bin dönüm gibi büyük bir alanda gerçekleştirilecek. O da başta petrokimya sektörü olmak üzere kimyanın değişik alanlarında Adana'ya sanayide çok ciddi katma değer sağlayacak. Enerji sektöründe büyük bir artı değer meydana getirecek. Ceyhan organize sanayi bölgesinde yatırımcıların beklediği ikinci etap kararı verildi. Yine Adana'mızda Karataş ilçesinde su ürünleri ihtisas bölgesi 6 bin dönüm arazide kuruluyor. 400 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip olacak. Yine Karataş ilçesinde Sera organize sanayi bölgesi, o da 6 bin dönüm mertebesinde olacak. Tabii Adana aynı zamanda büyük bir tarım şehri. Meşhur Çukurova'sı ile Türkiye'nin en gözde, en bereketli ovasını ev sahipliği yapan Adana, tarımla özdeşleşmiş bir şehir aynı zamanda. Yine gıda ve pamuk ürününe bağlı olarak da gıda sanayi ve tekstil, hazır giyim sanayinin de güçlü olduğu bir şehrimiz. Burada da hamdolsun tarımsal üretimdeki son iki yıl çok verimli, bereketli sezonlar geçirdik. Bu alanda Tarım Bakanlığımızla birlikte gerek üreticilerimizin gelirinin korunması, gerekse ihracat imkanlarının arttırılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı birlikte çok yoğun çalışmalar yürüttük. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz. Bu anlamda özellikle Narenciye de geçen yılki %40'lık ürün artışının olduğu bir dönemi de ihracatı teşvik ederek bu şekilde üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi imkanını sağladık. Aynı zamanda hemen hemen bütün kamu kurumları olarak görevlendirilerek narenci ürünlerinin iç tüketiminin arttırılmasına büyük bir katkı sağlandı. Böylece geçen yılki 7 milyon tonluk narenciye üretiminin fiyatlar dip yapmadan üreticilerimizin gelirleri azalmasını engelleyerek, tüketicilerin de makul fiyatlarda almasını sağlayarak dönemi geçirmiş olduk. Tarımsal üretimde lisanslı depoculuk çok önemli. Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerde biz Ticaret Bakanlığı olarak lisanslı depoculuğun
yürütülmesinden sorumluyuz. Bu anlamda baktığımızda Adana'da da 19 tane lisanslı depo bulunmakta. Türkiye genelinde 222 tane. Yani Türkiye'deki lisanslı depoculuğun %8'i Adana'da gerçekleştirilmekte. Bu da ürünlerin hem ziyan olmaması, israf edilmemesi hem de değerini kaybetmemesi alanında büyük bir gayret, katkı yapmakta. 12 milyon tonluk lisanslı depoculuk kapasitemiz vardı. Hedefimiz bunu 20 milyon tona çıkarmaktır. Adana hem tarımda hem sanayide önemli bir ticaret şehrimiz. Aynı zamanda da güçlü bir ihracat altyapısına sahip. Biz 2024 yılı başından bu yana faaliyetin yapıldığı il bazında ihracat rakamlarını, ithalat rakamları, ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Adana'nın geçen 2023 yılında 4.1 milyar dolar ihracatı vardı. Bu yıl ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %5.4 artışla Adana'nın ihracatı 3.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da inşallah geçen yılki 4.1 milyar doların üzerinde bir ihracatın başarılacağını göstermektedir. 4.1 milyar dolar 2023'te ihracat yaparken 4.2 milyar dolarda ithalatı vardı geçen yıl Adana'nın. Ama bu yıl hamdolsun ithalatta %20 azalış var. İlk 9 ayda 2.6 milyar dolarda kalmıştı Adana'nın ithalatı. Böylece Adana dış ticarette fazla veren, katma değer ortaya koyan bir ilimiz olarak başarılı olmuştur. Yine Ticaret Bakanlığı olarak yönetim ve denetimini sağladığımız Türkiye'nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi de bu yıl ihracatta büyük bir atak yaptı. Geçen yılın tamamında 1.1 milyar dolar ihracat yapan Yumurtalık Serbest Bölgesi bu yılın ilk 8 ayında 1.6 milyar dolar ihracat yaptı. Orada 1700 kişi istihdam ediliyor ve şu anda 30 adet firma 53 adet faaliyet ruhsatıyla çalışma yapıyorlar. Orada 30-40 yeni fabrika daha kurulması için potansiyel bulunmakta. Bunun gerçekleşmesi için çabalarımızı arttıracağız. Diğer taraftan biz Ticaret Bakanlığı olarak Adana'nın ihracatının artması noktasında da destekler sağlıyoruz. Bu anlamda 2022 yılında Adana'ya 48 milyon lira ihracat teşviki verdik, hibe desteği. 2023'te 2,5 katı artışla 128,5 milyon lira Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri verdik. Bu yıl İlk 8 ayda 223 milyon lira Adana'ya ihracat destekleri vermiş bulunuyoruz. Diğer taraftan hizmetler ihracatı için de Adana'ya 25 milyon lira destek vermiş durumdayız. Sigortaları noktasında da Adana'mıza 2023 yılında 518,5 milyon dolarlık Exim Bank ihracat kredisi verdik. 867,5 milyon dolarlık da ihracat sigorta. Toplam 1.4 milyar dolarlık ihracat kredisi ve sigorta desteği Exim Bank'tan sağlamış bulunuyoruz. Diğer taraftan Adana'mızda tabii esnaflarımız da güçlü bir yapıyı oluşturmakta. Türkiye genelinde 2992 esnaf odamız var.
Adana'mızda da 78 esnaf ve sanatkarlar odamız var. Türkiye genelinde 2 milyon 229 bin esnaf ve sanatkarımız mevcut. Adana'da da 57.663 esnaf ve sanatkarımız var. Türkiye genelinde AK Parti'nin 22 yıllık hükümet döneminde 526 milyar lira esnaflarımıza %50 sübvansiyonlu finansman destekleri sağlandı. Burada 2023 yılında Adana'da 14.555 esnafımıza yaklaşık 6 milyar liralık esnaf %50 sübvansiyonlu olmak üzere finansman desteği sağlanmıştır. 2024 yılında ise ilk 8 ayda 5.323 Adana esnafına 2 milyar 606 milyon liralık yine %50 faiz indirimli finansman desteği sağlanmıştır. Buraya gelmeden önce ilgili kurumlarla, TESKOM, Halk Bankası ile bunlarla görüştük. Adanalı esnafımız için bu sabah da inşallah hükümetimiz olarak 200 milyon lira ilave %50 faiz indirimli esnaf kredileri müjdesi vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bunun için de. Bugünden itibaren Adana'daki Esnaf Sanatkar Kefalet Kooperatifler Birliği'ne bu para aktarılmış olacak. İnşallah esnaflarımızın ticaretinde faydalanabilecekleri, ticareti canlandırabileceği bir finansman desteği olmuştur. Son olarak Adana'da tabii kooperatiflere de biz kadın kooperatiflerine destekler veriyoruz. Şu ana kadar Adana genelinde baktığımızda yaklaşık 115 kooperatif için 34 milyon lira kadın kooperatiflerine hibe desteği sağlamış bulunuyoruz. Bundan sonra da gelecek taleplere açığız. Adanalı kadınlar birleşsinler, üretici kooperatifler kursunlar, Ticaret Bakanlığımıza başvursunlar. Bizim kapılarımız açık. Kendilerine hibe destekleri sağlamaya hazırız. Bütün Türkiye'deki kadın kooperatifleri, engelli kooperatifleri ve genç kooperatifler için yaptığımız gibi. Değerli arkadaşlar, Adana ile ilgili olarak inşallah il başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Kadın kooperatiflerini ziyaret edeceğiz. Halkımızla buluşacağız. Ve Adana'daki ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve STK'ların başkanları ve yöneticileriyle de ikindi vakti bir araya geleceğiz. Onun öncesinde de Şakirpaşa Havalimanı'ndaki Teknofest'i ziyaret edeceğiz. Oradaki kuruluşları, öğrenci kulüplerini ve ürünleri, savunma sanayindeki ürünleri birlikte göreceğiz. Teknofest'le ilgili olarak şunu söylemek isterim. Teknofest, Türkiye'nin teknolojide, savunma alanında, havacılık alanında ulaştığı büyük boyutu, başarıyı sergilemektedir. Onunla ilgili de birkaç bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye 2002 senesinde sadece 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeydi. O da MKE'nin yaptığı tabanca, mühimmat gibi ürünlerin ihracatıyla sağlanıyordu. Ve Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik oranı %20 idi. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik oranı %80'e yükselmiştir. Hamdolsun. Tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır savunma sanayinde. Ve bu 12 milyar doların 5,5 milyar doları ihracat yapılmaktadır. Türkiye 21 yılda
250 milyon dolar savunma sanayi ihracatından 5,5 milyar dolar savunma sanayi ihracatına yükselmiştir. 180 ülkeye 230 kalem ürün ihracatı yapılmaktadır. 180 ülkeye de 180 ülkeye 230 farklı savunma sanayi ürünü ihracatı yapılmaktadır. Bizim ihracatta kilogram başına değerimiz 1 dolar 57 centken savunma sanayinde kilogram ihracatımız 65 dolara gelmektedir. Ve bugün Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 900'e yakın proje devam ettirilmektedir. İşte bütün bu eserler, bu sonuçlar Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Teknofest'te sergilenmektedir. Geldiğinden bu yana salgın, kuzeyimizdeki sıcak savaş ve iki büyük bu bölgeyi de sarsan deprem felaketinin üzerine ağır bir yükle karşı karşıya kalmıştı. Ama bu geçen 16 ay içinde gerek bütçe dengelerini sağlama, gerekse döviz rezervlerimizi arttırarak döviz yeterliliğini sorun olmaktan çıkarma, Türkiye'nin uluslararası kaynaklar nezdinde kredibilitesini yükseltme ve Osmanlı'dan bu yana her zaman en büyük handikaplarımızın başında gelen dış ticaret açığı ve cari işlemler açığını azaltma noktasında bu kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir. Dün şahsen biz Ticaret Bakanlığı olarak 9 aylık ve Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladık. Bugün de enflasyon rakamı TÜİK tarafından biraz önce açıklandı. Eylül ayında aylık bazda TÜFE %2,97, yıllık bazda ise %49,38 olarak gerçekleşti. Son 3 yıldan bu yana ilk defa TÜFE enflasyon oranı Merkez Bankası politika faiz oranının altında kalmıştır. Şu anda Merkez Bankası politika faiz oranı %50'dir biliyorsunuz. Ve Mayıs ayında %76'ya yakın olan TÜFE oranı %50'nin altına gerileyerek %49,38 olmuştur. 4 ayda TÜFE enflasyonda 26,5 puan azalma başarılmıştır. YİFE yani yurt içi üretici fiyat endeksi de aylıkta Eylül'de %1,37, yıllıkta %37,09 olarak gerçekleşmiştir. Onda da ciddi bir gerileme söz konusu ve TÜFE'de yıl başından bu yana 9 ayda %35,86 olarak gerçekleşmiştir. Biliyorsunuz Merkez Bankası ve orta vadeli ekonomi programında yıl sonu enflasyon oranı olarak %41,5-42 hedefi benimsenmiştir. Ve şu ana kadar ki kalan 3 ay zarfında da inşallah bu hedefi tutturmak için gayretlerimizi daha da arttıracağız. Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Ve bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda da görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir. Orta vadeli programımızın 3 ana, yani çok hedefi var ama 3 hedef çok önemliydi. Bir tanesi 11 vilayetimizde etkilendiği depremin yaralarını hızla sarabilmek, başta barınma ihtiyacı olmak üzere bölgenin bütün ihtiyaçlarının karşılanıp birkaç yıl içinde yeniden tamamıyla ayağa kaldırılması. Bu çerçevede bütçe imkanları sonuna kadar zorlanıyor. Birinci öncelik olarak bizim bu bölgede cereyan eden deprem felaketinin yaralarının hızla sarılması. Bu yıl sonuna kadar 200 bin aile
konutlarına kavuşmuş olacak. Geri kalanlar da inşallah 2025 sonuna kadar barınma sorunları tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Diğer taraftan ikinci önemli hedefimiz enflasyonist sürecin sona erdirilip Türkiye'nin yeniden düşük enflasyonla yüksek oranlı büyüme istikrarını kazanması. Büyük felaketler ve Türkiye'mize de olan etkileri karşısında yeniden düşük faizli, düşük enflasyonlu, yüksek oranlı büyümenin sağlandığı istikrarlı sürece ülkemizi en kısa sürede kavuşturacağız. Üçüncü önemli hedef de ekonomimizde en çok zarar verebilecek unsurların başında gelen dış ticaretteki kırılganlığı azaltmaktı. Bakın dün rakamları açıkladık. Burada da Allah'a şükürler olsun büyük bir olumlu başarı var. Bu anlamda yılın ilk 9 ayında, 2024'ün ilk 9 ayında ihracatımız %3,2 artışla, mal ihracatımız %3,2 artışla 193 milyar dolara yükseldi. 5.9 milyar dolar, yaklaşık 6 milyar dolar artış sağladık 9 ayda. İthalatımızdaki olumlu gelişme daha çarpıcı. İlk 9 ayda %7,9'luk azalışla ithalatımız 253 milyar dolara geriledi. Burada da 21.7 milyar dolarlık azalış söz konusu. İkisinin toplamı dış ticaret açığımız bu yıl ilk 9 ayda 27 milyar 600 milyon dolar azalmıştır. 9 ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara gerilemiştir. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 87,5 milyar dolardı. Demek ki 27,5 milyar dolarlık bir tasarruf dış ticaret açığının düşürülmesiyle sağlanmış oldu. 12 aylıklara baktığımızda, son bir yıllık rakama baktığımızda Eylül itibariyle dış ticaret açığımız 35 milyar dolar azalmıştır. Orada da son bir yılın açık rakamı 80 milyar doların altına geldi. 78,7 milyar dolara geriledi. Son cümle olarak cari işlemler açığından bahsetmek istiyorum. Zaman zaman döviz kurunun artması, fırlamasının önündeki en önemli nedenlerden biri olan büyük cari açık faktörü ortadan kalkmıştır. Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olan cari işlemler açığımız arkadaşlar Temmuz itibariyle 19 milyar dolara geriledi. Bir yıllık rakamdır bu 19 milyar dolar. 11 Ekim'de Merkez Bankası Ağustos verilerini açıklayacak. Çok çok daha az bir rakama inşallah gerileyecek. O müjdeyi de birlikte öğreneceğiz. Böylece Türkiye'nin döviz yeterliliği sorunu kalmamıştır. Türkiye döviz biriktirmektedir. Brüt döviz rezervlerimiz 15 ay önce 98,5 milyar dolarken 157,5 milyar dolara yükselmiştir. Net döviz rezervlerimizde ise 90 milyar dolarlık artış, iyileşme meydana gelmiştir. Eksi 65 milyar dolardan artı 30 milyar dolara yakın bir rakama yükselmiştir. Hamdolsun bu da dövizde istikrarın sağlanması anlamına geliyor. Dövizde istikrar sağlandıkça fiyat istikrarına katkı yapıyor ve ihracatımız artarken hem mal ihracatı hem hizmetler ihracatı artıyor. Hizmetler ihracatı da 110 milyar dolara ulaşacak bu yıl sonuna kadar ve
Bu anlamda gerek kur noktasında, gerekse ithalat yapabilme noktasında dövizle alakalı herhangi bir sorunumuz kesinlikle yoktur. Ve bu da ekonomideki istikrara katkı yapmaktadır. Ve istikrarla birlikte de önümüzdeki yıldan itibaren yeniden hızlı bir büyüme sürecine gireceğiz. Zaten Türkiye 2023'te %5.1 oranında büyüyerek 1 trilyon 130 milyar dolarlık milli gelire ulaşmıştı. Bu senede arkadaşlar ilk 6 aydan sonra, yani Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 200 milyar dolardır. Yıl sonunda kişi başı milli gelirimiz de 15 bin dolara yaklaşacaktır. Bu güzel, olumlu rakamları da sizlerle ve halkımızla paylaşmak istedik. Büyümenin birinci çeyrekte ve ikinci çeyrek toplamında ortalama Türkiye'nin 2024 ilk yarı yıl büyüme oranı %3.8'dir. Bunun 1.4 puanlık bölümü net ihracat katkısından gelmektedir. Yani ihracat derken ortada hadi buyurun gelin bize ihracat yapın diyen bir açık kapı yok, gül bahçesi yok. Dünya şartları ortada. Kuzeyimizde büyük bir savaş, güneyimizde soykırım ve ateş çemberi, yayılmakta olan savaş rüzgarları, Süveyş'te zaman zaman kapanma, işte Amerika'nın doğu limanlarında grev, Avrupa'da %0, yani büyümeyen bir ekonomi. Bu şartlar altında Türkiye mal ihracatını 6 milyar dolar arttırdı bu sene ilk 9 ayda. Hizmet ihracatını arttırmaya gayret ediyor. İhracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak onlarla birlikte yol yürüyoruz ve onlara her türlü kolaylıkları, destekleri gösteriyoruz, gerçekleştiriyoruz. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sıcak ev sahipliği dolayısıyla Adana İl Başkanımız Ozan Gülaçlı Bey ve ekibine, değerli milletvekillerimize, MKYK üyelerimize ve buraya teşrif eden sizlere çok teşekkürler ediyorum. Adana programımız inşallah Adana'mız ve ülkemiz için hayırlı, verimli geçecektir. Buna yürekten inanıyorum. Çok teşekkürler.